Keşf Işıskim. Herkese merhaba. Bugün sizlere tüm azizler gününde Krakow'daki Rakowicki mezarlığını göstereceğiz. Katolik Lisesi'nde kuruluş durumuna ulaşmış olan tüm Hristiyanların onuruna yapılan bu kutlama her yıl 1 Kasım'da kutlanır. Rakowicki mezarlığı hem şehrin sıradan vatandaşları hem de seçkin Krakow vatandaşlarının mezar yeridir. Kültür, bilim adamları, aile verileri temsilcileri, bağımsızlık aktivistleri, siyasi ve sosyal bağımsızlık hareketlerine katılanlar, ayaklanmalar ve Dünya Savaşı'nda askerler bu mezarlıktadır. Cenaze sanatının bir anıtı olarak Rakowicki mezarlığı 1976 yılında anıtlar siciline girmiştir. Mezarlık yaklaşık 42,18 hektarlık bir alanı kaplamaktadır ve 75 bin metrekaresi mezarlardan oluşmaktadır. Prandotu Caddesi'ndeki mezarlığın askeri kısmı 1920'de kuruldu. Oraya ilk defnedilenler Polonya ordusu askerleri, subayları ve aile üyeleriydi. Burada gömülü Krakow ordusu askerlerinin anıtı da vardır. Krakow ordusunun savaş alanlarından Katyn, Ostaşkov ve Miodin'den topraklı 52 çömleği de oradadır. En çok ziyaret edilen yer Papa II. John Paul'un anne babası Emily Nacharovska ve Karol Wojtyła ile Papa'nın kardeşi Edmund Wojtyła'nın mezarıdır. Rakowicki mezarlığı birkaç kez genişletildi ve Rakowicki mezarlığının en eski kısmı 1839'da ünlü mimar Karol Kremer tarafından ölümsüzlükten sonsuzluğa geçişin sembolü olan karakteristik bir kapı planı ortaya konmuştur. Bu kompleksin orta noktasını 1861-1862 yıllarında Hz. İsa'nın dirilişi adında bir şapel dikilmiştir. Şimdi sizlere çeşitli eski ilginç mezarları görebileceğiniz bir film izlemeye davet ediyorum.